Daha sonrasında buradan gelerek bugünü tanımlamamız lazımdı. Artık bildiğimiz alandaydık. Bugünü anlamaya çalıştık. Bugün de işte bildiğimiz işte topografik, jeomorfolojik, jeolojik, hidrolojik ve birçok toprak gibi birçok peyzaj katmanlarını tanımlamaya çalıştık. Daha sonrasında bir taraftan da şu da önemliydi bizim için. Ekolojik değerlerden bahsettik arkeolojik alanın. İşimiz bir daha zorlaştı. Çünkü dedik ki buradaki bir ekolojik alan tanımlayabilmemiz için flora ve fauna analizleri yapılması gerekiyordu. Zaten ekibimiz içerisinde sevgili Şükrü Karakuş hocamızın önderliğinde bir ekiple bu makro ölçekte yani 657 kilometre karelik alanda taramalar yaptık. Burada da endemik türler şu an gördüğünüz endemik türler çünkü endemik tür bizim için önemli. Sadece o bölgeye de ait olan türler demektir. Bu türlerin olması aynı zamanda arkeolojik buluntu yani karbon analizlerinden gelen bilgilerle bütünleşerek çok enteresan sonuçlara bizi yönlendirdi. Çünkü endemik tür hani bu bölgede olması bu dönemdeki geçmişten bugüne kadarki iklimsel değişimlerin aslında bize o değişim süreçlerinde anlamamıza çok çok büyük bir fayda sağladı. Tabii bu endemik taksonlar teker teker bilmiyorum bilmem kaçıncı kaç kere çıktık alana ama çok sevgili Bilge Ayşe burada sanıyorum. Onlar daha iyi tanımlayacaklardır. Farklı farklı dönemlerde, mevsimlerde arazi çalışmaları yaptık. Dediğim gibi 657 kilometrelik karelik bir alanda bu çalışmalar gerçekleşti. Birçok farklı güzellikle karşılaştık. Çok önemli türler vardı. Bir taraftan da şunu fark ettik. Dedik ki bizim temel nosyonumuz şuydu. Biz ekolojik değerleriyle beraber korumak istiyoruz. Bu noktada da dedik ki yapacağımız arkeolojik park tasarım etabında da bu türlerin doğal peyzaj bahçeleri oluşturmak. Çünkü biz aslında mesleki disiplin olarak da artık bunu konuşmamız gerekiyor. Bunu derslerde de çok bahsederim. Artık egzotik türler dediğimiz yani o yere ait olmayan türlerin kullanımının ciddi bir zararlanmaya sebebiyet verdi. Zararlanmak ekonomik ve su tüketimi, aynı zamanda toprak kalitesinin değişimi gibi bizim kurgulayacağımız arkeolojik parkta aslında Malatya'nın diğer o doğal özellikleriyle beraber bir kurgu yapmak niyetindeydik. Yani şu ters laleyi bulmak için Ayşe'nin kulakları çınlasın ciddi zorlu yollardan geldik yani hakikaten bunlar çok dik yamaçların kenarında olan şeyler bitkiler ve çok az bir kısa bir dönem kalırlar bulabilmemiz bizim gerçekten çok zorlamıştı ama bulduktan sonra da o sevincimizi hakikaten anlatamam. Bir taraftan da fauna ile alakalı çok çok önemli. Maalesef zoologumuz yoktu. Zoolog bulmak için çok uğraştım ama maalesef onu başaramadık. Genel olarak bizim gözlemlediklerimizi orada tanımlamaya çalıştık destek alarak. Burada da yine fauna anlamında da çok önemli bir karaktere sahip olduğunu gördük. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bir noktada daha vardı. Burada bizi temel eşik değerimizde aslında Karakaya Barajı'ydı. Karakaya Barajı 1985 yılında kuruluyor. İnşa ediliyor ve önemli bir değişim sunuyor. Çünkü bakın 1950'lerde Fırat, 1975'te hala Fırat, 2018'inde artık Karakaya Barajı. Bu barajın olmasıyla beraber Aslantepe'nin o teritorium dediğimiz sınırında da değişikliklerin olması muhtemeldi. O yüzden ekstra bir iş kalemi daha ortaya çıktı ve dedik ki biz burada bu süreç içerisinde Karakaya Barajı öncesi yani Fırat halindeyken ve Karakaya Barajı sonrasındaki değişimleri tamam anlayabilmemiz gerekiyordu. Çünkü bu toprak kalitesi ve toprak kullanım sınıflarında değişimler bizim için önemliydi. Buradan yola çıkarak yine toprak arazi kullanım haritaları, işte açık eşitli alan sistemleri, sonra bugünün mevcutta yerleşim yoğunlukları bunlar tanımlandı. Teknik altyapı durumu, erişilebilirlik, korunmuşluk durumu, o kültürel mirasın bugüne kadar gelmesi noktasında korunmuşluk durumu gibi çok ayrıntılı peyzaj katmanları analizi yapıldı. Hatta bugün içindeki işte yasal yönetsel mevzuat ne diyor? Gelecek projeksiyon için sanıyorum 2043 projeksiyonuydu. 2043 projeksiyonunda bu alanlar, bu teritorium sınır içerisinde ne gibi bir önlemler alınmış? Bunları ortaya çıkarttık. Daha sonrasında bir de tabii ki yaşayan bir alan,
hem kırsal hem de kentsel unsurlar içinde ihtiva ediyor. Yani Malatya kent merkezi, çünkü bu etkileşim alanı içerisinde kırsal alanlar da var. Onların tek tek idari sınırları, işte mahalle bazlı nüfus grafikleri, sosyodemografik yapıları ortaya çıkartıldı ve en sonunda artık gelecek için stratejiler noktasında bize önemli veriler sağladı. Bu analizlerden gelen sentezler sonucunda biz burada sadece dedik ki Aslantepe değil, Aslantepe odağından farklı odakları tanımladık. Bu odaklarla beraber, odakların özellikleriyle beraber bir erişim kurgusu, bir erişim kararları verildi. Bu noktada işte tarihi iz rotaları, höyük rotaları, han rotası, sahil rotası, ekokültür rotası gibi farklı ulaşım alternatifleri, hava ulaşımı, işte teleferik sistemleri, yürüyüş rotaları gibi birçok farklı rotalar oluşturarak buradaki o arkeolojik parkın diğer destinasyon noktalarını da belirlemiş olduk. Hatta öyle bir şey ki çok yeni bir kavramdır, yani yeşillik altyapı konusu. Yeni kavram değildi de, yani kültürel mirasla beraber, kültürel miras alanlarının yeşil alt koridor sistemi bütünleşmesiyle yeşil altyapıyı sağlama noktası çok yeni bir konu. Bu noktada da aslında bize bir sonraki yapacak çalışmalarda da ipucu vermiş oldu. Yani bir kültürel mirastaki bu bahsettiğimiz destinasyonların bir yeşil koridor sistemiyle bir yeşil altyapı sistemi oluşturabilir miyiz noktasının sorusuna kendiliğinden getirdi. Burada da farklı tematik, yani bu kurgularda, bu rotalardaki görebileceğimiz işte buradaki şeyler, işte kesit görünüş, tematik görünüşler tanımlandı. Sonrasında tasarım süreci başladı. Tasarım süreci artık mikro ölçek, tamam, makro ölçekten geldik, artık mikro ölçeğimiz oluşması gerekiyor. Çünkü artık, yani aslında arkeolojik parkın kurulduğu bölgeye, yani ana merkeze yoğunlaşmamız gerekiyordu. Burada da dedik ki temel hedefimiz şu: Aslantepe Höyüğü ve yakın çevresini birlikte ve gelecek için tasarlamak. Çünkü arkeolojik parkta şunu biliyoruz: sadece dışarıdaki profesyonellerin ya da yönetimlerin yapacağı bir iş değil. Sivil inisiyatiflerin ve özellikle yerel halkın da içinde bulunduğu bir sistem mekanizması. Bu yüzden de dedik ki birlikte ve gelecek için tasarlamalıyız. Yine burada da birçok farklı söylemler ve eylemler oluşturuldu. Bu eylemleri yapabilmek için de süreç tasarımları geliştirmek zorunda kaldık ve burada da farklı çalışmalar yapıldı. Öncelikle tabii makrodan mikro ölçeğe gelmemiz için de, hani bir anda o kareyi belirlememiz kolay bir şey değil. O kareyi belirlemek için bile aylar geçebiliyor. O kareyi nasıl belirledik? Dijital teknolojiyi kullandık. Arkeolojik buluntulardan yola çıktık. Görünürlük analizi, yani VIPSHIP dediğimiz analiz yöntemini kullandık. Ve 12 metre kare, 12 kilometre karelik bir mikro ölçek sınırı belirledik. Bu ölçek sınırı içerisinde yine çok daha detaylı, tek tek bütün yapı parsel ilişkisi, konut sistemleri, yapısal sistemler, yapı konforu, kat adetleri, açık yeşil alan sistemlerin çok ayrıntılı tanımlaması gibi birçok yüzlerce analizler yapıldı. Ve aynı zamanda da bir üç boyutlu bir arazi modeli de oluşturularak Aslantepe'yi artık tam olarak merceğe alabildik. Bunu yapmamızın sebebi de aynı zamanda gelecek için aslında baskı noktalarını oluşturmak. Yani Aslantepe höyünü gelecekte hangi yönlerde ne tür baskılar bekliyor, ne gibi sorunlar bekliyor ve ona göre önlem alacak stratejiler geliştirmekti. Bu anlamda bu çalışmalar yapıldı. Tabii bir de sonuçta bir de hesapta olmayan bir sorunla karşılaştık. Burası çok zorlayan bir süreçti. Bizim için çok zor bir süreçti. Çünkü höyüye çok yaklaştık. Höyün çevresinde, yani o zaman hala da yok da, bir servis birimi ya da bir otopark sorunu var. Ya da en basitinden bir yeme içme ünitelerine ihtiyaç var. Ama herkesin kafasında bir şey var. Yani valilik bir şey söylüyor, yerel yönetim bir şeyler söylüyor. Diyoruz ki hani höyüye yaklaşma noktamız nedir? Höyüye ne kadar yaklaşacağız? Bunu da İtalyanlardan alabileceğimizi düşündük. O zamana kadar hiç bunu konuşmamıştık. Çok enteresandı. Fakat İtalyanlardan da gelen şey, sadece höyükte yaptığımız kazı kadar biliyoruz. Yani höyüye ne kadar yaklaşacağız? Yani gelecekteki kazı alanı ya da toprak altındaki maddi kültürün yayılma alanını bilmiyormuşuz. O zaman eyvah dedik. Çok büyük sıkıntılar, çünkü hani bu, çünkü gelecek için tasarlıyoruz. Bu sefer bunu oluşturmak zorundayız dedik. Yani proje ekibi olarak toplandık ve buna karar verdik. Toprak altı georadarla beraber
Aslantepe çevresindeki alanlar, manyetik taramalar, manyetik tarama sonrasında elektrik resistivite yöntemiyle artık potansiyel kazı alanları ve toprağın altındaki alanları belirledik. Bu da aylarca devam eden bir çalışma oldu. Hatta yeni bir höyük tespit ettik. Bu daha yok. Bu bizim höyüğümüz. Aslantepe höyüğü yakınında sürprizlerle karşılaştık. Daha sonra işte manyetikten gelen verilerle daha çok yoğunlaşan bölümde elektrik resistivite tomografi yaptık. Yani bir bakıma EKG'sini çektik Aslantepe'nin ve oradaki potansiyel kazı alanlarını belirlemiş olduk. Yani bunu da gururunu taşıyorum. Bu çok önemli çünkü İtalyanlara bunu hediye ettik gerçekten ve çok mutlu oldular. Yani şöyle söyleyebilirim, bir 50 yıllık, bir 100 yıllık süreçte bu verilerle kazının nereye gidebileceğini öğrenmiş oldular. Ve hatta da bu çalışmaları temel alarak da kazı projeksiyonuna değişiklik yaptı Francesca Hoca. Hitit dönemi kapısında bir takım beklentileri vardı ama güney kısmında da çok önemli bir alanın olduğunu belirlemiş olduk. Bu ayrı bir çalışmaydı. Sonraki ikinci etapta da dedik ki halk ne düşünüyor? Sonuçta şöyle bir şey var, bir prensibimiz var. Biz tasarımcıyız, dışarıdan katılıyoruz. Oradaki yaşayan halk kadar bilmemiz mümkün değil ki. Yani hakikaten çok iyi bildiğimiz bir yer. Yıllardır orada çalıştık ama bir halk, oradaki yaşayan bir halk kadar bu çalışmayı, hani orayı tanımlayamazdık. Burada da yerel yönetimlerde bir çalışma yapıldı. Bu da hatta çok sevgili işte yüksek lisans öğrencim, TÜBİTAK projesi bursiyeri sevgili Bilge'nin test çalışması olarak karşımıza çıktı. Topluluk haritalama yöntemiyle buradaki Aslantepe'yi anlamaya çalıştık. Yani değerleri anlamaya çalıştık. Geçmişten bugüne olan değişimleri yapmaya çalıştık. Kadınlar önce yerel yönetimle, daha sonra kadınlar ve erkeklerle ayrı ayrı görüşmeler sağlandı ve topluluk haritaları ortaya çıktı. Hem erkekler hem kadınlar. Daha sonra Bilge bunları toparladı. Buradan sonuçları çıkarttı. Neye doğru motivasyon var? Kadınlar neyi işaretlediler? Erkekler neyi tanımladılar? Sorun neydi? Yani aslına baktığımız zaman tasarım, arkeopark tasarımını yaparken bir baktık ki zaten halk kendi kendine sorunu ve çözümünü sundu. Yani o kadar keyif aldığımız bir süreçti ki yani ben hakikaten çok gülerek ve çok böyle mutlulukla anıyorum o günleri. Kadınlar için de aynı şekilde. Kadınlar ve erkeklerin aslında arazi anlamadaki temel farklılıklarını ortaya çıkarttık ve çok şaşırdığımız durumlar da karşımıza çıktı. Yine halkın verileriyle bir SWOT analizi yaptık. Genelde biz yaparız ya bunu. Ama halkın yapmış olduğu SWOT analizi bize çok çok önemli bilgiler verdi. Hatta bu sonuçlar da harita üzerine yansıtıldı. Buradan da temel arkeolojik parkın temel bileşenlerini oluşturabildik ve stratejileri geliştirdik. Bu stratejileri tamamen bu çalışmalarla beraber geliştirmiş olduk. Ne yaptık? Yeniliksel doku ve höyük arasındaki kesintisiz akışkan bağlantıyı kurgulamamız gerektiğini öğrendik. Kesinlikle tarımsal üretim odağında kırsal turizmi anlamamız gerektiğini ve ona kesinlikle gözden kaçırmamız gerektiğini öğrendik. Peyzaj katmanlarını tekrar öne çıkartmamız gereğini gördük. Yaşayan mirasla ilgili oradaki lokal bitki türleri, oradaki arkeolojik miras olan etkileşimini güçlendirmek ve bunu ortaya çıkartmamız gerektiğini anladık. Çok boyutlu algılamamız gerektiğini, yerel özgünlükleri yaşatmamız gerektiğini gibi birçok bir de eksikleri zaten halk da söylemişti, biz de görüyorduk. O eksiklerle beraber bir arkeolojik park kurgusunu oluşturmuş olduk. Burada bu bahsettiğim bu genel olarak tasarım bileşenlerine ele alan bir PAF'da. Burada da farklı görünüşler, burada da işte kesit görünüşler. Burada birçok bölge bölge ele aldık. Yani burada neler yaptık? Mesela burada bir agropark alanları oluşturuldu. Geçmişten gelen, tarihten gelen kültür katmanlarıyla özellikle kadınların topluluk haritasında çıkan veriler dikkatimizi çekti. Onları çakıştırdığımız zaman şu 11 numaralı bölge, şu numaralı bölgede halihazırda kullanılmayan ama çok önemli bir tarım alanı. Orada nostalji bahçeleri, yani geçmişteki
üretim parsellerini yeniden canlandırmaya sağlayacak nostalji bahçe oluşturduk. Şu diğer elipsteki, büyük elipsteki alanda da bahçeleri açarak, yani bahçeler kişilerin, çünkü bir taraftan da anket çalışması da yaptık. Onu unutmayayım. Çok daha hazırlık sürecinde bir anket çalışması yapılmıştı. İnsanların burada turistlere karşı yaklaşımını ölçümledik, algısını ölçümledik ve bu şekilde hani en pansiyoncu sistemin gelişebileceğini gördük. Aynı zamanda bahçelerin de ticari fonksiyonla kullanımının da potansiyelinin olduğunu gözlemleyerek ona göre bir agropark kurgusu oluşturmuş olduk. Daha sonrasında işte georadar çalışmaları, manyetik taramalardan elde edilen verilerle dedik ki hedef 2100 dedik. 2100 yılında işte Aslantepe'nin, işte bu bizim belirttiğimiz toprak altındaki alanlar, açmalar açıldığında nasıl bir gelişim sağlayacak? Onları için bir gelecek illüstrasyon çalışması yaptık. Bir hani arkeolojik müzenin, pardon, Aslantepe özelindeki ve çevresindeki yeni açık hava müzelerini de tanımlayarak çalışmamıza devam ettik. Çok önemli bir durum vardı. Burada bir karşılama merkezi ihtiyacı vardı. Hatta biz burada bir arkeoloji müzesinin, burada Aslantepe'ye özel bir arkeoloji müzesinin olması gerektiğini savunduk. Çünkü Aslantepe'deki kalıntılar, çıkanlar Malatya merkezdeki arkeoloji müzesi sergileniyordu ve müzenin hali içler acısıydı. Yetmiyordu. Burada kesinlikle Aslantepe özeline bir müze olması gerektiğini düşündük ve burada da bu süreç içerisinde ben Bolu'ya gelmiştim. İnönü'deki görevim bitmişti ve Bolu Abansett Üniversitesi'ne geldim ve burada sevgili Tuğba, Yasemin, Tuğba da burada sanıyorum. Onun çalışmasıyla bir müze tasarımı yapıldı. Hatta sonraki süreçte karşılama merkezi olarak dönüştürüldü ve bakanlıkla görüşmeler sağlandı, sunumlar yapıldı. Çok da beğeni topladı bu çalışma. Uygulanması için hiçbir engel yoktu, fakat açıkçası uygulanması noktasında çok gücümüz yetmedi diyebilirim. Ama bizim çok sevdiğimiz, çok da hani alana da çok uygun gördüğümüz ve kendi içerisinde de bir o neolitik çizgileri taşıyan, o birbirine katmanlı kütlelerle beraber o dönemdeki değişimi, neolitikten bugüne kadarki olan gelişimi sağlayacak, anlatacak çizgilere de sahip olan bir müze tasarımıydı. Ve de çok en önemli özelliklerinden bir tanesi de tamamen kamulaştırılmış bir alanda, yani ekstra kamulaştırma maliyeti olmadan, ekstra hiçbir kayısı ağacı sökülmeden, kesilmeden alana uygun bir şekilde adapte olabilecek, konumlandırılabilecek bir alanda. Burada da Tuğba hocamızın, Dice Tuğba Karayama, sevgili Tuğba'nın hazırlamış olduğu formların dönüşüm şemasını görüyoruz. Oradan da işte bu süreç nasıl ilerlemiş ve nasıl bir Aslantepe Müzesi haline gelmiş. Aynı zamanda deneysel atölye birimlerinde oluşturmuştu ve buradaki temel motivasyonu da kamusal saray ve o idari birimlerdeki kurguyu bugüne nasıl güncellediğini ve oradan o konsepti nasıl geliştirdiğini görüyoruz. Daha sonrasında işte bir çocuk parkı ihtiyacı vardı. Çünkü kadınlar özellikle bunu söylüyorlardı. Hani bahçeli eve kültüre sahiplerdi ama erkekler çok enteresan, parka ihtiyaç yok derken kadınlar bir çocuk parkının olmasını şiddetle istediler. Biz bu noktada burası bir sonuçta bir eğitim değil mi? Bir hem rekreasyonlar hizmetleri de olması gerekiyordu. Aynı zamanda işte bu müze bahçesinde yine mülkiyet verilerine uygun olarak bir deneyim merkezi, bir çocuk parkı, ama bunu arkeoloji teması altında çalışma yapıldı. Bu skeçler de tamamen el çizimidir. Burada da sevgili Ayşe'nin anmadan geçemem. Onun bu muhteşem çizimleriyle, kendi bu emekleriyle çok güzel görseller sağlanmış oldu. Burada da kullanılan bitkiler, buradaki işte bitkisel kompozisyon, bitkisel tasarımda tamamen bizim tespit ettiğimiz sevgili Şükrü hocamızın önderliğindeki ekiple beraber ortaya çıkan bütün, sanıyorum 600 müydü, 600'ün üzerinde tür tespit edildi. Herbaryuma eklendi, herbaryuma tarihli haline geldi. Oradan da peyzaj tasarımında kullanılabilecek sınıflara ayrılarak renk, doku, İşte aylara göre skalası yapılarak türler belirlendi. Daha sonra buradaki işte yöresel ürünlerin satışı, yeme içme
alanları ihtiyacı vardı. Onlar yine mülkiyet verilerine göre yine aynı şekilde. Çünkü tamamen hedefimiz uygulanacak. Yani bunu biz verdiğimiz zaman hiçbir sorun yaşamadan yerel yönetim bunu uygulayacağı şekilde tasarladık. Yani evet ütopya, evet yaratıcılığımızı kullanmaya çalıştık ama bir taraftan da ayakları yere basan bir proje olmasını çok istediğimiz için de bu çalışma ekstra özen gösterdik ve mülkiyet verilerini çok iyi kullandığımızı düşünüyorum. Bir taraftan işte diğer jeolojik oluşumlar da vardı. Bahsettiğim ekolojik değerlerden bir tanesi jeolojik oluşumlar. Aslantepe hemen çok yakın mesafede bir Gelincik Tepe, halk adıyla Gelincik Kayası var. Burada da çok önemli bir bakı noktası. Burada bir seyir terasıyla ve teleferik sistemle bir erişim sağlandı. Güvenlik birimi çok zayıftı. Karşılama merkezi höyük giriş kısmında çok büyük sıkıntılar vardı. Ziyaretçi kontrolü yoktu. Orada bir bilet kişi sistemi ve oradaki yerel malzemeye uygun olarak bir karşılama birimi yapıldı. Diğer taraftan sadece dediğim gibi Aslantepe değil, Aslantepe'nin de kuruluşuna yani oradaki yaşama da katkı sağlayan bir Derme Nehri var. Hatta Orduzu Deresi olarak geçiyor güncel ismiyle. O derenin rehabilitasyonu ile ilgili çalışmalar yapıldı. Oradaki tarihten gelen verilerle çok önemli su kaynaklarını tespit ettik. O su kaynaklarının çok eski fotoğraflarını bularak tekrar şu an gördüğünüz işte şey taşları yapılmış saçma sapan bir restorasyon çalışması. Üç Pınar'dı yanlış hatırlamıyorsam. İşte onun çok eski fotoğraflarını bularak tekrar revize edilmesini önerdik ve su kenarı kıyısında bir gezinti alanı oluşturarak bir ring hattıyla Aslantepe'ye erişimini sağlamaya çalıştık. Diğer taraftan tabii donatı alanları, kentsel donatı elemanları da önemli. Özellikle arkeolojik mirasın çok önemli, sunumun başında da gösterdim, çok önemli izleri var. Çok önemli ifadeleri var, şekilleri var. Onları kullanarak da böyle bir takım farklı donatı elemanları önerdik. Diğer taraftan restorasyon müdahaleleriyle alakalı önerilerimiz oldu. Halihazırdaki yapılar önemli. Yani bu daha yakın geleceği, geçmişi temsil eden yerler. İşte oradaki geleneksel o su harıkları, onların tekrar güncellenmesi, işte buradaki yapılacak restorasyon çalışmalarıyla alakalı önerilerde bulunduk.